10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 138 Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 138 Türkiye'de kısa mesafelerde büyük yükselti farklarının olması, bir iklim bölgesi içinde bitki topluluklarının dikey yönde de değişmesine neden olur. Dağların uzanışı ve bakı etkisi de bitki topluluklarının dağılışında önemli rol oynar. Ders içi çalışma aşağıdaki görselde Giresun ile Mersin arasındaki yer şekilleri profili üzerinde bitki topluluklarının değişimi gösterilmiştir. 1. Aladağların denize bakan yamaçlarındaki bitki topluluklarının değişimi nasıldır? Bu değişimin sebebi nedir? Cevap, Aladağların denize bakan yamaçlarında bitki toplulukları denizden itibaren sırasıyla maki, kızılçam, iğne yapraklı ormanlar ve geniş yapraklı ormanlar şeklinde değişim göstermektedir. Bu değişim, denizden iç kesimlere doğru yükseltilerin artması ve bu yükseltilerdeki nem oranının değişimi nedeniyledir. İkinci, aynı dağın kıyı ile iç kesimlerinde aynı yükseltilerinde hangi bitki toplulukları vardır? Bu farklılıklarının sebebi nedir? Cevap, aynı dağın kıyıda ve iç kesimlerinde aynı yükseltilerde maki, kıyı ve bozkır, iç kesim, bitki toplulukları bulunmaktadır. Bu farklılık, iklim koşullarının kıyıdan iç kesimlere doğru değişmesi nedeniyle oluşur. Üçüncü, dağ yamaçlarında bitki toplulukları kısa mesafelerde değişirken, uzun yayla platosunda çok geniş alanda sadece bozkır bitki topluluğu bulunmasının sebebi nedir? Cevap, uzun yayla platosunda geniş bir alanda sadece bozkır bitki topluluğu bulunması, platoların geniş ve düz yapısı nedeniyle suyun kolayca sızmasından ve bu alandaki özel iklim koşullarından kaynaklanır. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Coğrafya Ders Kitabı sayfa 138 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.